İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri konusu hakkında. Batı Ermenistan'ın evlatları Gurgen Yanıkyan. Artsakh'ta etnik temizliğe hayır konulu imza toplanması. Hacı'nın öz savunma savaşları. Artsakh'ın Garmirşuka topluluğu kahramanca savaşlar sayesinde ayakta duruyor. Bölge başkanı Odu Frans bölgesi Artsakh'a desteğini teyit ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi de Erebuni Tarih ve Arkeoloji Koruma Alanı Müzesi'nden sergiler British Museum'da sergileniyor. Gizli ve Müslümanlaştırılan Ermeniler sorunu doğal olarak Türk bilim çevrelerini de ilgilendiriyor ve endişelendiriyor. Konuyla ilgili her geçen gün artan makale, kitap ve araştırma sayısı da bunu kanıtlamaktadır. Batı Ermenistan'da yaşayan gizli ve Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusu zaman zaman Türk basınının, siyasi ve bilim çevrelerinin gündemine geliyor ve çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. Yüzeysel gözlemler bile spekülasyon siyasetinin derinleşme ve daha da aşırı olma eğiliminde olduğunu varsaymamıza izin veriyor. Genel olarak Ermeni konusu Batı Ermenistan'da hassas bir konudur. Son yıllarda buna gizli ve Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusu da eklendi ve bu da yeni bir Türk propaganda makinesi dalgasını yükseltme fırsatı verdi. Türk hükümetinin bir dizi ünlü tarihçisinin gizli ve Müslümanlaştırılan Ermeniler konusunda kendilerini açıkça ifade etmeleri bir tesadüf olarak görülmemelidir. Bunlardan biri de İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Kürsü Başkanı Profesör Salim Gökçen, Hrant Dink'in cenaze törenini yeniden uyanış bir işareti olarak değerlendirerek doğrudan gizli Ermenilerle ilişkilendirdi ve özellikle şunları kaydetti. Dink'in cenaze törenine katılanların çoğunun kılık değiştirmiş Ermeniler olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu ana kadar kendilerini gizleyen ve isimleri Ahmet Mehmet olan Ermeniler cenaze töreninde bilinçli olarak teşhir edilmiştir. Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrant'ız sloganı bunun kanıtıydı. Bana göre Hrant Dink'in katledilişi gizli Ermenilerin tam anlamıyla ifşa edilmesi için bir fırsat oldu. Gurgen Yanıkyan, modern Ermeni tarihinin yönünü belirleyenlerden biriydi. Bu, Karin Erzurumlu Ermeni, milletinin en büyük acısına Ermenilere yönelik soykırım Armenosi'de tanık olduğunda henüz bir çocuktu. Yanıkyan, hayatı boyunca Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit faillerinin cezalandırılmasını ve yurttaşlarının intikamını mümkün olan tüm barışçıl yollarla sağlamaya çalıştı. Ancak hayat ona bu düşüncesinden tamamen farklı bir karar ve görev planladı. 27 Ocak 1973'te 78 yaşındaki Gurgen Yanıkyan, Santa Barbara'daki Türk konsolos ve konsolos yardımcısına 13 kurşun sıktı. Ardından polisi aradı. Polisler geldikten sonra cinayeti üstlendi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 10 Şubat 1984'te cezaevinden hastaneye nakledildi ve 17 gün sonra orada öldü. Ölüm haberi 1 Mart 1984'te New York Times dergisinde "Tutuklanan Ermeni öldü" başlığı altında kısa bir haber olarak yayınlandı. İçerik ise şu şekildeydi. 1973'te Kaliforniya'da iki Türk konsolosunu öldüren Ermeni yazar ve mühendis Gurgen Yanıkyan, pazartesi günü cezaevinde eceliyle öldü. O 88 yaşındaydı. 1973'te cinayet işlediği Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Santa Barbara'daki bu eylem ile Ermeni talebinin yeni aşaması olan Ermeni intikam mücadelesi başladı. Yanıkyan, Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın ruhani kurucusu olarak kabul edildi. 20 Ocak 1975'te Dünya Kiliseler Konseyi'nin Beyrut'taki ofisinin yakınında bir bomba patladı. Operasyonun sorumluluğunu Gurgen Yanıkyan askeri grubu üstlendi. İşte o gün Asala'nın resmi kuruluş günü olarak kabul edilmeye başlandı. Sonraki aylarda ve yıllarda 1990 yılının Aralık ayına kadar Asala dünyanın çeşitli ülkelerinde 300 silahlı operasyon gerçekleştirdi. Artsakh'ta etnik temizliğe hayır adlı gençlik hareketi tarafından başlatılan Stepanakert ve Artsakh'ın 3 bölgesinde düzenlenen imza toplanmasına 2 Mayıs itibariyle 22 binden fazla kişi katıldı. Bu imzalar şimdiden yaklaşık 11 bin kişiye ulaştı ve bu imza kampanyası Change.org
çevrim içi platformuna dahil edilmedi. İmza toplanması halk tarafından oldukça destekleniyor. İnsanlar her yerden gelip imza kampanyasına katılmak istediklerini belirtiyorlar. Burada her geçen gün artan Azerbaycan suçlarıyla mümkün olan tüm yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini anlıyorlar. Batı Ermenistan'ın bir parçası olan Artsakh, Ermenistan genel devleti kapsamında bağımsızlığını kazandı. Bakü yetkilileri tarafından Artsakh'a karşı yürütülen saldırı, şu anda Türk makamları tarafından işgal edilen Batı Ermenistan'da dahil olmak üzere tüm Ermenistan devletinin toprak bütünlüğünü hedefliyor. Bu konuya uluslararası kamuoyunun tepkisi, şu anda Türk makamlarının baskısı altında bulunan Batı Ermenistan'daki Ermenilerin bakış açısını da net bir şekilde tanımlamalıdır. Dilekçelerle bu alanda herhangi bir değişiklik sağlamaya çalışan kişilerin çabalarını elbette değerli buluyoruz. Ancak bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Artsakh Ermenileri tarafından Azerbaycan'a karşı bir davanın devam ettiğini de dikkate alınmalıdır. Hacın, Kilikya Ermenistanı'nın şehirlerinden biridir. 1900'lerin başında 35 bin nüfuslu Hacın'ın 30 bini Ermeniydi. Ancak Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında Hacın, Ermenileri zorla yerinden edilmiş ve çoğunun can verdiği Derzor'a sürülmüştür. 1918'de Kilikya Ermenistanı'nda itilaf ülkelerinin kontrolü sağlandı ve Türk birlikleri oradan çekildi. Hacının 30 bin Ermeni sakininden yaklaşık 8 bini geri döndü. 1920 yılının başında Kemalistlerin baskısı altında Fransızlar Kilikya Ermenistanı'ndan askerlerini çekmeye başladı. Türkler yerel Ermenilerle acımasız bir hesaplaşma görerek birbiri ardına Urfa, Aintab, Maraş, Sisi işgal etti. Türk komutanlığının müzakereler yoluyla Hacın halkını diz çöktürmeye çalıştığı ve başaramadığı 12-13 Temmuz'a kadar şiddetli çatışmalar devam etti. Hacının kahramanca savaşı Ermeni halkının Türk güçlerine karşı mücadelesinin kahramanca sayfalarından biridir. 4 Mayıs, Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesindeki Garmir Şuga köyünün kurtuluş günüdür. 44 günlük savaştan sonra Garmir Şuga bir sınır muhafız topluluğu haline geldi ve bölge sakinleri düşmanın doğrudan merceği altında yaşıyor ve çalışıyor. Ancak onlara göre bu, onların toprağı işlemeye devam etmelerine, ocakları yakmaya devam etmelerine ve böylece kendi köylerinin inşasına katkıda bulunmalarına engel olamaz. Günün vesilesiyle Garmir Şuga köyünde etkinlik düzenlendi. Köy muhtarı Narek Atayan, Artsakh Press ile yaptığı sohbette şöyle dedi. Savaştan sonra köy sakinleri daha büyük bir şevkle üretmeye ve yaratmaya başladı. Hiçbir provokasyon ilerlememizi durduramaz, vatanseverliğimizi sorgulayamaz. Bu kahraman köy için şehit düşen çocukların kanı yerde kalmaz. Her gün düşmanın mevzilerinin merceği altında bulunarak kararlı bir şekilde beşiğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Yılın bu günlerinde toprağı işliyoruz, ağaçlar dikiyoruz ve yılın verimli geçmesini diliyoruz. Köy muhtarı Atayan, köydeki muhtarlık binası, sağlık ocağı, okul, kreş, kulüp ve kültür evinin normal faaliyetlerini yürüttüğünü de vurguladı. Batı Ermenistan liderliği Garmir Şuga köyü sakinlerine manevi güç diliyor ve onlara bu jeopolitik süreçte birçok değişiklik olacağını hatırlatıyor. Fransa'nın Hauts-de-France bölge başkanı Javier Bertrand, Twitter mikroblogunda yazdığına göre Hauts-de-France bölgesi Artsakh ile ortak bir deklarasyona imza atarak bu dayanıklı halka desteğini teyit ediyor. Fransız yetkili, Artsakh'ta Azerbaycan tarafından yürütülen etnik temizlik ve ablukaya kimse göz yumamaz dedi. Daha önce Artsakh Dışişleri Bakanı ve Hauts-de-France Bölge Başkanı uluslararası topluma hitaben ortak bir bildiri imzaladılar. Birleşik Krallık British Museum'da 4 Mayıs'ta açılan Görkem ve Güç İran'dan Yunanistan'a başlıklı sergide Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi ile Erebuni Tarih ve Arkeolojik Koruma Alanı Müzesi'nden tarihi artefaktlar sergileniyor. Serginin açılış törenine Ermenistan Cumhuriyeti'nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Varujan Nersisyan ve Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi Müdürü David Bohosyan katıldı. Diğer üst düzey yetkililer, büyükelçiler, bilim ve kültür figürlerinin de hazır bulunduğu törende serginin kuratörü, British Museum Orta Doğu Departmanı Müdürü James Fraser tarafından özel bir açıklama yapıldı.
James Fraser, özel bir ziyaretçi grubu için düzenlenen kapalı gösterimlerde Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi tarafından sağlanan ayı şeklindeki ritüel kabının British Müzesi'nde saklanan diğer bir yüksek değerli artefaktı Tanrıça Anahit'in büstü ile bir vitrinde sergilendiğini kaydetti. British Müzesi'nin müdürü Hartwig Fischer, açılış konuşmasında Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi ile Erebuni Tarih ve Arkeoloji Koruma Alanı Müzesi'ne etkin işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Demet'ini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.